Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere benim bakmaktan keyif aldığım bir videodan bahsetmek istiyorum. Ancak bu videonun hikayesine geçmeden önce değinmek istediğim bazı konular var ki videoyu izlerken sizler de benim etkilendiğim kadar etkilenebilirsiniz. Astronomi ile ilgili sohbetlerde hepiniz az ya da çok bulunmuşsunuzdur. Ve hepiniz en az bir kere uzayda milyarlarca yıldız olduğunu birilerinden duymuşsunuzdur. İnsan ortalama 1.80 boylarında 80 kilogram civarlarında bir varlık olarak milyarlarca yıldızı hayal gücünde canlandırmakta bile zorlanır. Hatta bunu canlandırabilmek için dünyadaki kum tanelerinden bile fazla yıldız olduğu söylenir. Şimdi size iki farklı bakış açısı sunacağım. İlk olarak Güneş'ten sonra bize en yakın yıldız Proxima Centauri yıldızıdır ve bize 4,5 ışık yılı uzaktadır. Yani eğer ışık hızında gidebilseydik 4,5 yılda bu yıldızın bulunduğu yere gidebilirdik. Bir ışık yılı yaklaşık olarak 9,5 trilyon kilometredir. Yani Proxima yıldızı bizden ortalama 42 trilyon 750 milyar kilometre uzaktadır. Saatte 100 km hızla giden bir arabanın yaklaşık olarak 49 bin yılda gidebileceği bir mesafeden bahsediyoruz. İnanabiliyor musunuz? Bu sadece iki yıldız arasındaki mesafe ve bu şekilde aklınızın kenarında şöyle bir dursun. Bu konuyla ilgili detaylı bir video hazırlamıştım ve eğer onu izlemek isterseniz yukarıdaki bağlantıya tıklayıp o videoyu da keyifle izleyebilirsiniz. İkinci olarak da başta söylemiş olduğum dünyadaki kum tanelerinden daha fazla olduğu söylenen yıldız var. Aslında bu cümledeki tanımdan bile milyarlarca kat daha fazladır. Çünkü biraz önce sadece iki yıldızın birbiri arasındaki mesafeye baktığımız olaya galaksiler boyutunda baktığımızda ne kadar küçük bir mesafe olduğunu canlandırmak akıl almaz noktalara sürüklüyor bizleri. Aslında evrende milyarlarca galaksi vardır ve her bir galakside de milyarlarca yıldız vardır. Yani yıldız boyutunda baktığımız 4,5 ışık yılı çok büyük görünse de galaksi boyutunda baktığımızda milimetreler kadar küçük bir mesafeden bahsediyoruz. İşte bu büyüklükleri çok güzel anlayabileceğimiz bir video izlettireceğim size. Videoyu şu anda başlatıyorum. Birazdan mikrofonu kapatacağım ve sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Ancak mikrofonu kapatmadan önce size bu bilgileri de vermekte fayda görüyorum. 5 Ocak 2015'te NASA tarafından yayınlanan bu görüntünün en büyük özelliği Hubble tarafından en kaliteli çekimle Andromeda galaksisinin en ince detaylarına kadar çekilmesiydi. Bu fotoğraf 1,5 milyar pikselden oluşmaktadır ve 4.3 GB hard disk alanına ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde normal cep telefonlarıyla çekilen fotoğrafların kapladığı alanın ortalama 5 MB olduğunu bu noktada tekrar hatırlatmak isterim. Hubble tarafından 411 parça en kaliteli şekilde ayarlanmış fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan bu kayıt en yakın komşumuz Andromeda'ya en detaylı bakışımızı atmamızı sağlıyor. Bu galaksinin çapının yaklaşık 40 bin ışık yılı olduğunu ve içinde yaklaşık 100 milyar yıldız olduğunu düşündüğünüzde bu görüntülerin anlamı sizce de değişmiyor mu? Bizim Güneşimiz ve Proxima Centauri yıldızı arasındaki mesafeden yola çıkarak gördüğünüz görseldeki her bir parlak noktanın birbirine mesafesinin en az 4,5 ışık yılı olabileceğini hayal edin. Ve bu görselin sadece bir galaksinin görseli olduğunu. Derinlikleri, sonsuzlukları hissetmek sizin de içinizi ürpertmiyor mu?
Paylaştığım bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşabileceğimizi lütfen unutmayın. Sevgiyle ve beni takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.